Merhaba sevgili izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Trabzonspor var. Trabzonspor'un gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşacağım ama öncelikle şunu söylemekte yarar var. Trabzonspor transferin en hızlı takımı. Sol kenarındaki o boşluğunu Evren Eren Elmalı ile kapattı. Orta alanda daha zengin bir kadro, hem de yerlilerden oluşan bir zenginlik oluşturmak adına da Doğucan Haspolat'ı transfer etti. Sağ tarafa ki çok pozisyonlu bir oyuncu Strigger Larsen'i aldı. Sol önde Vakame'yi kaybetti. Vakame'nin yerine bir oyuncu almak için çaba sarf ediyordu. Ama bu saatlerde gelen bir bilgi, özellikle Trezeguet konusunda sıkıntılar oluştuğunu, dolayısıyla Trabzonspor'un başka alternatiflere yöneldiğini söyleyebiliriz. İşte o alternatifleri de sizlerle paylaşacağım. Genel bir bilgi aktarımı da yapacağım. Kamuoyuna yansıyan ya da yansımayan bilgilerle sizleri bir anlamda bilgi sahibi yapmaya çalışacağım. Öncelikle Trabzonspor videolarına gerçekten çok büyük ilgi gösteriyorsunuz. Bu manada çok teşekkür ediyorum. Beğenileriniz bizim için önemli. Hep söylediğim gibi abone olarak daha geniş bir kesime ulaşmamızı da sağlıyorsunuz. Eleştiri ve yorumlarınıza da teşekkür ediyorum. Bu manada özellikle de şunu söyleyeyim. Elimde bir istihbarat var. Biraz da hani çok da fazla kamuoyuna yansımamış bir istihbarat. Yani gelişmesi yansımamış bir istihbarat. Onu da sizlerle paylaşacağım. Ertuğrul Doğan'la ilgili olarak o paylaşımı da gerçekleştireceğim. Ama öncelikle şuradan başlayalım. İçeride bazı gelişmeler. Vakame konusu veda etti. Vakame benim hani kalmasını beklediğim bir oyuncuydu ama parayı seçti. 10 milyon euro istemiş Trabzonspor'dan. Böyle bir ücretin verilmesine imkan yok. Parayı seçti dememin sebebi şu: El İttihat Kulübü kendisine 4,5 milyon eurodan 2 artı 1 yıllık teklifte bulunmuş. Yani bir manada eğer tamamını oynayabilirse 15 milyon euroya yakın bir ücret alacak. Oysa Trabzonspor'dan 10 milyon istemişti ama tabii bizim şartlarımızla Arap coğrafyasının şartları aynı değil. Onu özellikle vurgulamamız lazım. Şimdi Vakame'nin yerine bir numaralı aday belliydi. Trezeguet'ydi. Onunla ilgili gelişmeleri anlatacağım ve sonrasında bazı gelişmeler var. Onlarla ilgili de bilgi vereceğim. Ahmetcan Kaplan çok fazla gündeme geldi. Trabzonspor'un büyük umutlar beklediği oyuncu, 19 yaşında. Bu oyuncuyla ilgili menajeri Necdet Ergezen'in açıklamaları var. İşte Alman kulüpleri peşinde, Lille 5 milyon euro verdi gibi cümleler söyledi. Ama Necdet Ergezen, ki benim inandığım menajerlerden biridir, gerçekten oyuncularını öne çıkartmaya çalışan, kendisi arkada kalan ve oyuncuların menfaatlerini hep önde tutan bir menajer olduğu için söylüyorum. Sadece Lokomotiv Moskova'dan bir teklif alındığını söyledi. Onun dışında herhangi bir teklif yok dedi. Hemen şunu söyleyelim: Trabzonspor Ahmetcan Kaplan'ı verme niyetinde değil. Onu özellikle vurgulayalım. Şimdi devam edelim. Başka neler var diyeceksiniz. Hacı Wright konusundaki gelişmeler devam ediyor. İşte Antalya Spor'da forma giymişti. Sonderski sportif direktörü zaten açık bir şekilde söyledi. Dedi ki Hacı Wright'ı istiyor. Koyta gidecek, Hacı Wright gelecek diye bir beklentimiz var. Ama bu noktada Trabzonspor'un daha farklı bir yönteme başvuracağı konusunu da gündeme almamız lazım. Nasıl bir şey olacak Hacı Wright konusunda, onu da söyleyeceğim. Öncelikle şuradan yine devam edelim. Stoper bölgesine bir transfer hamlesi var. Marlon konusu gündeme gelmişti. Shakhtar Donetsk'in 2026'ya kadar sözleşmesi olan oyuncusu. Yani 2026'ya kadar sözleşmesi olan bir oyuncuyu transfer etmek kolay mı derseniz, zor. Ama oyuncu Shakhtar Donetsk'te, yani Ukrayna takımında oynayınca işler biraz daha kolaylaşacak gibi göründü. Ama bu transferde bir hayli zorlanıyor özellikle söyleyeceğimiz Trabzonspor. İşte bu noktada başka seçenekler ön plana çıkmaya başladı ki o seçeneklerin bir tanesini paylaşacağım ama o seçenek hep gündemdeydi fakat gizli bir operasyonla o transferi gerçekleştirmeye çalıştı Trabzonspor ve bu noktada hatta kamuoyuna da bu görüşmeyle ilgili fazla bir şey yansımadı. Onu özellikle vurgulamamız lazım. İsterseniz o konuda sizi bekletmeyeyim. Çünkü hani o bilgiyi paylaşayım. Sonrasında
Trezeguet gelişmesi ve sonrasında yaşananlar konusuna da bilgi aktarmaya çalışayım. Evet, Ertuğrul Doğan demiştim ki bence Ahmet Ağaoğlu ile son derece uyumlu çalışan ve Trabzonspor'un bu gelişiminde çok etkisi olan bir yönetici. Onu da özellikle söyleyebiliriz. Ertuğrul Doğan kalktı, İtalya'ya gitti. Kimin için gitti? Kaan Ayhan için gitti. Bakın, Ertuğrul Doğan İtalya'ya gitti Kaan Ayhan için. Kaan Ayhan ısrarını sürdürüyor ki gerçekten de bu noktada tam bir Karadenizli, almak için çaba sarf ediyor. Nitekim Giovanni Rossi, o da Sassuolo'nun sportif direktörü, evet Kaan Ayhan'a da Mert Müldür'e de Türkiye'den teklif var dedi. Aslında bu görüşmeyi bir şekilde deklare etti. Sağ stoper arıyor Abdullah Avcı ve sağ stoper konusunda da en önemli isim Kaan Ayhan. Şimdi Kaan Ayhan konusunun çok pozisyonlu oyuncu olması avantajı da var. Sağ bek oynar, sağ stoper oynar, ön libero oynar. Onun için de Kaan Ayhan'ı ısrarla istiyor. Ha, Marlon seçeneği de sağ kenarda oynayan bir stoper, sağ bekte oynar ama bir yerli oyuncu çok daha cazip geliyor. Hem yerli hem milli bir oyuncu çok daha cazip geliyor. Şimdi dönelim Trezeguet meselesine. Sizi oralarda çok bekletmeyeyim, yormayayım. Hemen Trezeguet meselesindeki durumu anlatalım. Trezeguet, evet, yaş olarak Vakame'den daha genç. Ama bir gerçek var. 27 yaşında yanlış hatırlamıyorsam. Ama bir gerçek var. 3,5 milyon euro istiyor. 3,5 çarpı 3 yaptığınızı kabul edin. 10 milyon euro. Bakın yine 10 milyon euro yaptı. Bir de Aston Villa'da bir yıllık sözleşmesi var. Evet, öyle 7-8 falan olmaz ama 4 de oradan gelse 14-15 milyon euroya patlayacak bir transfer. Oysa Trabzonspor diyor ki tamamını 10 milyona çözelim. Yani vereceğimiz Aston Villa'ya vereceğimiz para artı oyuncuyla anlaşmamızın tamamı 10 milyon euroya olsun gibi bir düşüncesi var. Fakat Trezeguet'de bir çıkmaz sokak oluştu. Çünkü işte bu Arap coğrafyası bu oyuncuların kafalarını gerçekten çok karıştırıyor. İşte Trezeguet'de de benzer bir durum oluştu. Daha yüksek bir bedel, hatta 3,5'tan daha yüksek ki Vakame'nin 4,5 milyon euro aldığı yerde ona yakın bir parayı da Trezeguet alabilir. Peki bu konuda çaresiz mi Trabzonspor? Kesinlikle değil, çaresiz değil. Çünkü Trabzonspor da kendi pozisyonunu almış durumda. Enteresan bir gelişme oldu. Hacı Wright konusunu söylemiştim zaten. O sanki Koita'nın alternatifi gibi görünen bir oyuncu. Yani Koita'nın yerine Hacı Wright. O da çünkü önemli bir oyuncu. Çok da önemli bir çıkış yaptı Antalyaspor'da. Ama şimdi iki tane isim var ki bir anda hemen onlar Trabzonspor'un gündemine girdi. Bunlardan bir tanesi yine diğer 3 büyük takımın da takip ettiği oyuncu. Muleka'dan bahsediyorum. Standard Liège'de 4 milyon euro istiyor Standard Liège. Yani baktığımızda benzer bir yapı var Trezeguet ile, 4 milyon euro. Üstelik kendisine ödenecek para 2,5'tan da az olabilme ihtimali var. Dolayısıyla Muleka da bir anda Trabzonspor'un gündemine girdi. Beşiktaş'ın da ciddi manada gündeminde. Şimdi diyebilirsiniz ki sol açık mı? Evet, sol açık oynuyor. Hatta Kasımpaşa'da da sol açık oynadı. Ama santrofor'da oynuyor. Yani Muleka'yı alırsanız iki pozisyon oyuncusu, Giannini gibi iki pozisyon oyuncusu almış olacaksınız ki bu gerçekten çok çok önemli bir avantaj. Benim düşüncem Muleka konusunda Trabzonspor'un biraz daha baskın çıkacağı. Tabii ki genel anlamda oyunculara bütün takımlar talip oluyor ama sonuçta bir takım transfer ediyor. O takım Beşiktaş mı olur yoksa Trabzonspor mu olur? Çok net bir cümle söyleyemeyiz ama Galatasaray bile devreye girerse şaşırmam. Çünkü bu söyleyeceğim oyuncu da Galatasaray da devreye girdi, onu da söyleyelim. Evet, seçeneklerden biri kim olur diye, çünkü hiçbir kulüp çaresiz değildir. Yani tek bir oyuncu üzerinden transfer politikası yürümez. Vakame olmadı, Trezeguet olmadı, Muleka dedim. Bir isim daha var, yine o da çok pozisyonlu olması Abdullah Avcı'nın iştahını kabartan bir durum. Bakalım o noktada ne olacak? O isim de Hatayspor'daki büyük çıkışından sonra Arap coğrafyasında soluğu alan Bupensa'dan bahsediyorum.
Arap coğrafyasına giden oyuncuların genel anlamda dönüş için bilet alma çabası çok net bir şekilde yansıyor. Yani oraya gidiyorlar, sonra tekrar gelmek için büyük bir çaba sarf ediyorlar. Şimdi bu Pensa ile ilgili de özel bir not vereyim. Biliyorsunuz santrofor ve sol kanat oynuyor aslında. 7 milyon euroluk bir Transfermarkt değeri var. Bu da dönmek isteyen bir oyuncu için onun da 3-4 civarında bonservisinin bitirilme olasılığının olduğunu gösteriyor. 2024'e kadar sözleşmesi var. Tabii 2 yıl olması çok büyük bir handikap ama o civarlarda bitecek diye düşünüyorum. Peki bu Pensa, biz onu hep santrofor bu Pensa, gol kralı bu Pensa diye görüyoruz. Sol kenarda da oynar mı ya da sol kenar olur mu? Şöyle bir performans bilgilerine baktığımızda ve sizlerin de hatırladığınız gibi diyeyim. Çünkü tanıdığımız bir oyuncu. Bu Pensa ile ilgili bilgiyi sizlerle paylaşayım. Genel kariyerinde 32 maç santrofor oynamış, 6 gol 2 asist yapmış. Peki sol kanat kaç maç oynamış? 28 maçta da sol kanat oynamış. 32'ye 28. Üstelik sol kanat oynarken içeri girerek 18 gol 3 asist yapmış. Yani santrofor oynadığı pozisyondan daha fazla gol ve asist sayısını sol kenar oynarken yapmış. Yani sol kenar için önemli bir alternatif olarak da bu Pensa'yı görebiliriz. Trabzonspor sonuç itibariyle kampa oyuncuları yetiştirme konusundaki çabasını yine devam ettiriyor. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.